Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Zil işaretini tıklayarak bildirimleri tümü olarak işaretlerseniz videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Geçen hafta sonuydu sanırım. Hemen hemen bir hafta önce bir model yüklemiştim. Arkadaşım Zeliha arkadaşımız sanırsam altına yazmıştı, yorum yazmıştı. Bunun üzerine fıstıklı dener misiniz diye. Unutmuşuz, aklımızdan çıkmış. Dün yine hatırlattı ve o modeli fıstıklı bir şekilde deneyeceğiz arkadaşlar. Bugün yeni bir haftanın ilk günü arkadaşlar. Rabbim hayırlı huzurlu haftalar geçirmenizi nasip etsin. Sevdiklerinize inşallah. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin. Mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Hepinize günaydın. Şimdi modelimiz gerçekten fıstıklı, harika oldu. Abartmıyorum. Çok tatlı oldu. Çok beğenerek de yaptım. Gördüğünüz gibi kırmızı ve mor uyumuna zaten çok seviyorum ben. Bunda da kırmızı ve mor, balkon kapısı açık. Kırmızı ve mor gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi modelimize vereceğim arayla başlıyorum. Ben bu kadar ara verdim ama biraz daha açabilirsiniz aranızı. Hemen şuradan ipimi sabitliyorum. 12 tane tığ battı yapacağım. Buradaki daha bittikten sonra. 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 3. 3 zincir çektim. Yandakine kapattım. 4. 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 5. 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 6. 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 7. 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 8. 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 9. 3 adet zincir yandakine kapattım. 10. 3 adet zincir yandakine kapattım. 11. 3 adet zincir yandakine kapattım. 12. Şimdi bu motif bittikten sonra daha 12 tane tığ battısı yaptım. Benim verdiğim ara bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu 4 tanesinin üzerine dağıyı yapacağız. 4 tanesinin. Arada 8 tane kalmış oluyor. Yani buradan şimdi 2 zincirle dönüyorum. İlk yuvamın içine, tığ battımın içine girip ortasına kapatıp bir tane eksiltmiş oldum. Şimdi 3 tane yuva yapacağım. 3 zincir çektim, yandakine kapattım. Bu 1. 3 zincir çektim, yandakine kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım. 3. 3 tane yuva yaptım. Buradan 2 zincirle tekrar dönüyorum. 3 yuvam olunca ilk yuvanın içine girip ortasında kapattım. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım. 1. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım. 2. Şimdi 2 yuvamız oldu. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içine girip ortasında kapattım. Şimdi 8 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen yandaki yuvaya girip kapattım. Düz yüzüne dönüyorum. Yuvanın içine bir sık iğnesiyle girdim. Bir de zincir çektim. Ben burada arkadaşlar bunu kullanacağım. Bu çay veya kahve kaşığı, dışarıda verilen hastane veya kafeterya. Ama şu bir meyve suyu veya süt kutularının üzerindeki pipet de aynı boyuta geliyor. Bununla yapabilirsiniz. Ben bununla rahat yaptığım için hep bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sık iğnesiyle girip bir de zincir çekmiştim. İlmeğimi çıkarıp hemen taktım. Bu 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmek çıkarıyorum. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde mutlaka 2 adet zincir çektim. Taktım. 2. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 3. Yuvaya gir. İpin ucunu al. Dibinde 1.
2 zincir çek ve tak 4. Yuvaya girelim, ipin ucunu alalım, dibinde 2 adet zincir çekip takalım 5. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde 2 adet zincir çektim, taktım 6. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde 2 adet zincir çektim, taktım 7. 2 4 6 7 10 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. 2 zincir tak 8. Yuvaya girdim. 2 zincir çektim, taktım 9. Ve 10. Bir sayalım yine de 2 4 6 8 10. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Bakın bir alt buraya giriyorum. Yuva kenardan ineceğim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir alt yuvaya girdim. Kenardan kapattım. 2 zincir çektim. Bir alt yuvaya girdim. Kenardan kapattım. Hemen dibindeki tığ bat diye bir sık iğnesine girip 3 zincir çekip yandakine girip kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çekip yandakine girip kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım 3. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım 4. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım 5. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ben buradan ipimi kırdım. Neden? Şimdi ben bu bittikten sonra 12 tane tığ batısı yapıp dönüp yine bunu oluşturacağım. Siz de ilk aranızı bu bittikten sonra kaç tığ batısı yapıp dönmüş iseniz o şekilde yapacaksınız. İlmeklerimizi çıkardık. Kırmızı ile yapacağım hemen fıstığımı. Fıstık zaten bildiğimiz fıstık arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden 2 adet ilmeğimi alıyorum. İpimi girip içine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet zincir çektim. 18 tane ilmek toplayacağım. Zinciri parmağımın üzerine koydum. İlk ilmeğimi biraz uzattım. Altından girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim, onu da uzattım. 1. İpin ucunu aldım, dibinde zincir çektim, hafif onu da uzattım. 2. 3. 4. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat, tırnağınla tut. 5. 6. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat, tut. 7. Bu şekilde 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 16 Azizallah la ilahe illallah. Yatsı ezanı arkadaşlar, bu pazar akşamı, pazartesi sabahı sizler için hazırlıyorum videoyu. Şimdi 18 tane ilmeğimi topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ilmeğimde. Tekrar bu iki tane ilmeğim vardı ya, yeşil ilmek ipimizi sabitlemiştik. Buraya girdim. İlmek aldım. 2 adet ilmeğim oluştu. Her iki ilmeğimi çektim. Önce elimle fıstığımı düzelterek sıkılıyorum. Gördüğünüz gibi. Araya 2 adet zincir çekip devamında yine 2 tane ilmek aldım. İçine sık iğne ile giriş yaptım. 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine aynı arkadaşlar, bakın altından girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 1 İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat, tırnağınla tut. 2 18 tane ilmek topluyorum.
18 tane ilmeğimi topladım. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden geçtim. Buradaki 2 tane yeşil ilmeğimizin içine giriyoruz arkadaşlar. İpin ucunu alıp ilmek edinip her 2 ilmeğimi kapattım. Sıkılamadan önce fıstığımı şöyle elimle biraz düzenleyip sıkılıyorum. 2 adet zincir çekip devamında yine 2 ilmek alıyorum. 2 adet zincirimi sabitledim. 12 adet zincir çekiyorum. 1'lerek videoyu durdurmadım. Ezan-ı Şerifimizi gurbetteki vatandaşlarımız, üyelerimiz için böyle arkada hoş bir sedayla dinlesinler diye. O yüzden ilmek toplamalarımı da sessiz yapıyorum. Evet arkadaşlar, 18 adet ilmeğimi topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şimdi buradaki yeşil 2 adet ilmeğime girdim. İlmek aldım. Her 2 ilmeğimi kapattım ama sıkılamadan önce şöyle biraz da elimle düzenleyip sonra fıstığımı sıkıladım. Araya 2 adet zincir çektim. Hemen yanındaki son 2 ilmeğime girdim. Sabitledim ve 12 adet zincir çekiyorum. Son fıstığımızı yapacağız. İlmeğimi hafif uzattım. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 2. 3. Tırnağınıza tutun. 4. İpin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 5. 6. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 adet ilmek topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Yine yeşil 2 ilmeğimin içine giriyorum. İlmek aldım. Her 2 ilmeğimi kapattım ve şöyle elimle biraz düzenledim. Sıkıladım. 2 adet zincir çekip ipimizi kırdık. İplerimizi temizleyelim.
Evet arkadaşlar, modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir model olmuştur. Gerçekten yapılası bir model oldu. Çok güzel oldu. Fıstıkla harika oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere, sevgiyle. Hoşça ve dostça kalın.